Evet, Apple Store'a girdik. İnsanlar böyle bakıyor Apple'larına. Şurada da karton kutu atmışlar, orada oturuyor millet. Çok rahat bir ortam. Bakalım fiyatlara. Evet, karşı fiyatlar nasıl? iPhone 15 Pro Max. Ha, fiyatlar yazmış. Şimdi mi yazıyor acaba? Ha, şurada yazıyor. Nerede yazıyor? Şurada yazıyor. 799 mesela bu 15 dürüst. Onun için uygulamadan bence devam etmeliyiz. Nerede? Şu. 24 aylık 49'da ödeyebiliyorsun ya da işte 49 çokmuş ya. 1200'e denk geliyor. Gerçi aynı lan. 1200 kanka. Aynı. İlk Pro Max genelde... Hayır, 24 aya da yayıp yine 24 taksit yapabiliyorsun. Her şey vade yani. Farksız mı oluyor? Aynen, vade farksız ödüyorsun. Bu telefon hattını da aldırıyorlar. Baksana şurada şeyi var. Benleri var. Vay be. Alalım mı bir tane? Plus 10, 15 Plus 899'muş. Nasıl oluyor ya? Kanka bu en iyisi Pro Max zaten. Sonra Plus, sonra normal 15. Aa, sonra Plus mı? Araya mı soktular Plus'ı? Ha, ben Plus Max'tan iyi diye düşünüyordum. Yok. Pro Max zaman... en iyisi. Pro sonra Plus 15 diye gider. Kanka ben Pro düşünüyorum çok büyük olmasın diye. Ha tamam. Yani fiyat ne oluyor? 1000 dolar oluyor. 1000 dolar. Bu da yani Pro Max gibi 3 kameralı. Bak muhtemelen Plus sana 2 bundan, kameralı. Bana bundan bak, alalım. Plus 2 kameralı. Ya onu biliyorum canım. Pro 3 kameralı olsun diye Pro diyorum. Sana ya, tamam. Bundan alalım sen büyük sevmezsen. Bana bundan alalım. Tamam. Tamam mı? Bu 15, bu 800. Yok hani erkekler sevmiyor diye dedim. Yok genelde seviyor da ben geziyorum ya. Çok fazla büyük olmasın. Cebimi iPhone doldurmasın. iPhone 11 aynı boyutta. Küçük mü ondan? Ama uygun ya. 900 dolar bedava. Çat diye alabiliyor muyuz direkt şu an? Hadi soralım. Şu anda mı? He. Hattın üstünü alamıyor musun? Bak işte onunla alakalı bir şey. Ya bu aslında reklam amaçlı promosyon gibi bir şey veriyor sanırım sana. Tam bilmiyorum net olarak ama sen şey diyebiliyorsun, ben hat açık istiyorum diyebiliyorsun. İstediğin hatı takıp kullanabiliyorsun. Bak burada da yazıyor get up. Ha, ask a specialist. Aynen. How you can activate the deal. Deal'ı da burada. Aynen. Çok küçük yazıyla yazmışlar. 830 artı bir şeyler yazıyor. 1000 dolar AT&T, işte 800 dolar, 830 Verizon. Aynen, Verizon. Yani ekstra bir şey oluyor herhalde, bilmiyorum. Ya böyle hatla birlikte alıyorsun büyük ihtimalle de. İşte bir yıl ücretsiz konuşma falan veriyordur belki öyle bir şey. Ya aynen işte şeye ödüyorsun gibi. AT&T'ye mi ödüyorsun? AT&T'ye aylık ödüyorsun. Şu da iyiymiş. MacBook Pro 13 inç 1300 dolar diye geçiyor. Bu da uygun. Güzel ya, en uygun fiyatlar bunlar. Neyse gidiyoruz, kargo gelmiş kardeşim. Çok bakamadın ya. Bu arada Apple Store da burası. Cam mekan. İki kat boşa merdivene kurmuş adamlar ya. Çok ilginç. Adam merdivene kira veriyor yani mantıklı. Ha, sırf bir katı merdiven için. Ha. Evet. Ya Amerika'da tabii bilemiyorum ama böyle ufak tefek şeyler çok pahalı. Mesela fırça 9 dolara düşmüş ya. İndirimli fiyatı 10 dolar attı. Yani böyle şey işte süzgeç, lavabo süzgeci 10. Ama teknolojik şeyler çok uygun. Mesela hassas tartı 22. Yani şunla şu yarı fiyatına yani. Şunun iki katı. Şöyle ilginç. Teknoloji ürünleri çok uygun. Böyle çatal bıçak falan onlar çok pahalı. Baksana. 15 dolar üçlü süzgeç. Rende 10 dolar. 1 milyoncu falan olsa aslında. Nasıl ayakkabı lan? Bu nasıl bir ayakkabı? Jordan olabilir mi? 130 dolar. Jordan, yo Adidas falan mı? Adidas ya. Üçlü. Adidas. İlginçmiş. Ayakkabılar şöyle 50 dolara falan da var. Mesela şurada bir Skechers var. 50. 65'ten düşmüş. Yani 50 kaç yapıyor? Şu an 30'a çarpsan 1500 lira yapıyor. Türkiye'de saçma sapan ayakkabılara 2000-3000 veriyoruz. 4000 veriyoruz. 70. Adidaslar 70. 5, 70 falan filan. Güzel. New Balance'lar 95. 90. Şu ayakkabı güzel. 100. 100 mü? 140 mu? 990, 100 galiba. 140. 140 kanka. Pardon, 140. 140. 185'ten 140'a düşmüş. Güzel güzel, fiyatlar güzel. Ya yani Türkiye'den uygun. Air Max, Air Force değil falan. Orada bak 70 dolara olanı var. Bak 160 şu. Mis. Air Force dedim ya, Air Max doğru.
Bak şu iyi. Böyleydi işte ya. Ben böyle bir ayakkabı parçaladım yani. Ama bu tam senin parçalayacağın bir ayakkabı. Çok aynen balon. Çok balon duruyor hakikaten ya. Hazırken. Öyle kanka. Şunlar falan botlar 150. Şu ayakkabılar var. Şu 210. Yok o anahtarlık kanka. Böyle bir şey. Yanında anahtarlık. Ne kadar fiyatları? Güzelmiş aslında. Yanıcıdan bakıyoruz da Calvin Klein'in şeyleri çok ucuz burada. 54'müş bu pahalıymış gerçi. Bunu 54 verilmiş. Bir tane çalmışlar zaten boş anı söz. God bless. YouTube'u. Tam şey diyeyim ya, Eminönü çantası. Ne kadar? 79'dan düşmüş bu bir şeye. 50 dolar değil. Şunlar. Yaz bunu. Güzel şeyler var. Zaten buradaki markalar hep marka yani. Öyle Polo mola bildiğimiz markalar. Boss. Güzel şeyler var. Baksana 25.93, 80'den düşmüş. Güzel. Ya o biraz küçük geldi bana. Can yani. Karaman. Karşım bu senin marka. İyi de bunun koy bunu. Bunun siyahını bulamaz mısın? Al bunu başına, başına iyi yap. Güzel. İsmail Can Karaman. Güzel mi diyorsun? Yok yok güzel değil, sadece anlamlı dedi. Güzel değil ama. Allah bak arabada okay, anahtarlık da yaparsın. Ha, bu arada hem anahtarlık hem cüzdan. Evet, doğru. İkisini birden. Ama 50 dolar bilmiyorum fazla geldi. 55 atla. Ben vermezdim ama sen tabii şimdi Amerika'da çalışan mühendis bir arkadaşsın. Zaten gelir beyanımı yaptın, çok teşekkür ederim. Artınca söyle onda yayınlar çıkar. Amerika'yı kaçırırsak ağzımızdan geçecekler. Abi adamlara bak ya, made in India ya. Hindistan'dan yapıp getiriyorlar. Tanesini burada 40 dolar 50 dolara satıyorlar. Bu ne kadarmış mesela? 48 dolarmış. Abi düşünsene, beğenmediğimiz Hindistan ya. Adamlar nasıl, ne hallerde yapıyorlar ya. I'm working today. Bu şekilde yapıyorlar yani. Today I will make a wallet. Today I make 100 wallet. Hırçılık yapıyoruz. Pardon. Kart atan cüzdan kardeşim. Nasıl? Tüyo kart. Çok iyi. Ve sadece 30 dolar. Bence iyi. Bunu mu alıyorsun? Ne kadar şimdi? Bu 50. Ne o marka? Calvin mi? Calvin. Can Karaman aldın yine, güzel. Ya şunun siyah olsa çok fena düşerdim. Ama bu rengi bir de içi biraz şey yapmadı, evet. Beni açmadı. Ben direkt bunu alırdım ya. Biraz daha teknolojik bir şeyler kullanmak isterdim. Hem de uygun. Hadi gidelim. Şu ne kadar acaba? 180 Hugo Boss. Şuna bak. 110-199 jilet gibi. Şurada Armani'ler var. Bu da 110. Güzelmiş, bunu sevdim. Şu da iyi. Bu ne lan? Karl. Karl, Karl, Karl. Yazıyor mu? 195. Michael Kors. 148. Güzelmiş. Böyle. En pahalı şu mu ya? Orijinal deri falan mı? Yo, 148. Güzelmiş ama. Vay be. Zaten Macy's'i ben Google'da baktığımda ha, şeydi. İndirimde yazıyor muydu? Şeyde Google'da yazıyordu. Burada şeyde etiketlerin üzerinde görmedim. Aynen, etiket yoktu da normal fiyatı 50, 27'ye düştü vergiyle birlikte. Normalde 25, %50 galiba. %50 i̇şte vergisi karşı. %10 bak. 10.25 bu eyaletin vergisi. Aynen. 2.54 işte. Güzel oldu kardeşim, güle güle kullan. Totali iyi 25. Bol bol harca. Ucuza denk geldi biliyor musun? Aynen, iyiye denk geldi, iyi oldu. Almıyorsun aynen. Tamına 440 geziyor zaten altında. He, tamı 440, parçası 70 o zaman, öyle bir şey. Gibi bir şey olabilir abi. O zaman pahalıymış ya. Evet bak o silver. Aynen. 70, o 310 gidiyor. Onun için komple yapmak. Şu rose gibi olan altın mı ne o ya? Ama güzelmiş, evet. 440 dolar, yandaki gümüş 310. Parça parça takılanlar 70-70. Sağlık istersen. Evet arkadaşlar, Amerika'da çamaşırlar böyle yıkanıyor. Aynen. Üst kurutma, alt şey.
$2 atmıyorsun, kartı yükleyip öyle şey yapıyorsun. Kartını topladı, gel bak kartını topladı. Aynen. Aa, kartla çekmek için. Aha. Burası çekiyorsun. Aynen. Güzel. Burası. Kartını orada veriyor, kartı atıyorsun. Aynen. Ondan sonra buraya. Bunlar normal makine, bir de şeyli var. Bir de merdaneli var. Merdaneliler. Bu da merdaneli. O da $2, o da ilginç. Bari merdaneli $1 olsaydı. Bak. Burada da bekliyorsun. Ama insanlar bırakıyor, gidiyor, görüyorsun. Evet. Güven meselesi. Sonra onun dışında kayıp bulunanlar. Lost and found. Oradan çekiyorsun. Buradan da ikinci el. Buradan ikinci el eşya var, beleş bul. Buradan takımı düşüyorsun. Buradan kötü örnek oluşmasın. Ama iyi bir North Face gördüyseniz alıyorsun. Olur ya, almadan da geçmeyin. Hadi gidelim hadi. Sahibine ulaştırmak. Türkiye'den getirdik. Sağ olsun Oğuzhan kardeşim. Nasıl yapıştırıyorsun onu? Öyle koyuyorsun direkt. Çat. Kanka düzgün. Onu benimkinde tecrübe ettiğim için kanka şey yapıyorum. He, direkt sıfırladın mı şeyini? Turing'in altına. Şimdi kafası daha çok karışacak. Evet. Olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Oldu. Güzel oldu. Ve bir dakika abi, bir dakika. Oldu mu abi şimdi ben şimdi? Oh. Hadi hayırlı i̇şte olsun abi. Şurası bir, aynen orada bir şey oldu. Şöyle. Tamam, düzeltiyorum. Güle güle kullan abi. Vallahi çok çok parlıyor ya. Güzel oldu. Çok güzel parlıyor acı. Burası da ikinci el mağazası. Böyle girdik. Düz devam ediyoruz. Her şey ikinci el burada. Oo, güzelmiş geldi. Çocuk kostümleri falan da. Nerede fiyatları? Şunlar mı? 20 sen. Bu 25 cent mi şimdi? O 5.50. Nasıl okuyorsun lan? Ha şu 5.50. 4.50. Bak orada şeyler de var. Ben şu şeyi tamam. İkinci el hepsi. 250. Anlamadım ya. Yazdıklarını okuyamıyorum. 10.5 mu bu? Şöyle 10.5 falan. Şu pembe 23'müş. Güzel. Güzelmiş. Al reyana. Kıyafet değil o. Kolye. Takı mı sadece? He pardon. Reyhan olmaz. Bak 8.30'a Cadılar Bayramı şeyiz. Böyle. 4.90. Buradaki şey önemli olan, bunları verdiğin zaman satsın da bunlar sana fiş veriyor. Aha. Bunların değerini vergiden düşüyorsun. Yani ikinci eli devlet öyle destekliyor. Diyor ki ikinci elde sattığın ürünlerin parasını vergiden düşebilirsin. Mesela atıyorum ben bu sene 3.500 daha vergi vereceğim. Ama geldim işte eski kıyafetlerimi, eski mobilyalarımı sattım buraya. Hı hı. İşte $500 tuttu. Hı hı. O $500 hem para olarak alıyorum burada hem de vergiden, hem de vergiden düşüyorum. Anladım. Yani $1000 fakirlere biraz şey yapıyor o zaman. Evet. Durum iyi olmaya. Kıyafetini küplörüymüş lan. Bilmiyorum. Kaç para? $50 falan mı yazıyordu? $58.90. Bildiğin kürk yani. Bilmiyorum muhtemelen. Bunları getiriyorlar diye D-Max'te mi ne bir tane program var. Kürküm var diyor, tilki kürkü falan. Evet. Yok aslan kürkü. Neydi o adamın adı ya? Jess miydi? Jess miydi aynen. 50-90. Diyor ben buna $3 veririm. Kadın diyor ayı kürkü. Güzelmiş lan bu. Gerçek mi bunlar? Vallahi gerçek gibi de değil ya şey bu. Değildir değil mi? Burada gerçek olsa bu fiyata vermezler. Aynen. Gerçi $50 da iyi para. $50 az değil, evet. Kürk için. Güzel şeyler var tabii böyle. Ayakkabılar. Kimi şey bayağı da yeni duruyor. Bunları temizleyip mi koyuyorlar acaba? Ya çok eskileri zaten almıyorlar kanka da. Kokmuyordu aslında. Temiz kullanmışlar yani. Temizlemişler. Böyle burası. Kadın erkek bölümüne geçelim. Şey bilmiyorum ki. UGG ulangına geldi. Ucu patlamış. Ha, ondan satmış. Evet, bak burada var. UGG. UGG bizim kızların bir ara şeyiydi ya. Hatırlıyorum kilotlu çorap altına giyiyorlardı. Doğru doğru. Baksana kalpler ayakkabıları var. O güzel yürüdü çocuk ama. Fiyatına bakalım bak böyle söylüyor. Nereye yazmış? Altına 18.50. İyi.
çocuk için. Bunun markası ne? North Face'in bak bu. Hadi canım. North Face'in 18.50'ye satıyor. Oo, karbotu çocuk için. Termal için. 10 numara yani. Yes. Herkes ulaşamıyor abi sıfırını. Doğru. Burada da ulaşamıyorsa ayrı konu da. Şey diyemiyorum yani. Burada da ulaşamıyorsan artık. Kardeşim yani. Git homeless oldum. Kanka ikinci el ya. Ama yıkayıp koyuyorlardır bence ya. İçeride baksana bir şeyler var. Bence bir temizlik aşaması bir şey var. O içeride bayağı temizleniyor lan. Bayağı uğraşıyor ablalar. Kardeşim böyle. Vintage sevenlere şunları gösterecek. Kaç dolar? Vintage'ler var burada. 36 mı yazıyor? 14-15 yazıyor. 14-15 şu 25 yazıyor. Bu arada Türkiye'deki vintage fiyatları da buradakiler de bir kıyaslayalım. Türkiye'de vintage'ler de çok pahalı bildiğim kadarıyla. Mesela bak şurada şunlar filan 20-25 dolar filan. 20-25 dolar. Aa, oğlum ben okuyamıyorum, sen alıştın mı ya? DM yazıyor sanki. O alta sayısı. Üstüne mi kaldı acaba fiyatı? Yani fiyatı şu üstte kanka. 26 dolar, bu aradaki... 28.50. 28 dolar şu. Şu 16.50. Güzel. Yorumlara, aşağı yorumlara yazın. Ne? Olur, benden de olur. Olur kardeşim. Aşağıya. Baksana adamlar nasıl alışveriş yapıyor ya. Bu şekilde. Güzel şeyler var ama yani böyle yıkanmış, temizlenmiş, al götür. Bak derim oldu. Şuna bak. Tam Meksika kanka. Oo oğlum bu ne lan? Birini öldür geç yani. Öyle bir kıyak. Giy kardeşim. Sana var ya efsane olur. Bir profesyonel Leon. Sana var ya efsane olacak. Kanka al bunu. Al bunu. Kardeşim otla. Al bunu git eve. Buralar sıcak mı? Kardeşim ne lazım? Al bunu eve git. Kanka bu arada güzel. Yeni tasarım ya. Ama yani değişik bir şey. Bir şapka lazım. Bir tane şapka bulsak mı sana kovboy? Tak lan. Aha vallahi buldum. Ha, oğlum ben... Kanka ama... direkt mafya olacaksın. Ya kardeşim ben direkt Şirek olacağım. Benim kulaklar çıkıyor bunları takınca. Üf. Dur bekle fotoğrafını çekeceğim kanka. Of adam vurdu beni. Kanka mükemmel. Şurada etiketin gözüktü ama. Ha şunlar da çok tatlıymış. Vallahi var güzel şeyler. Ben gene buldum bir şey daha. Giy. Yok yok giy. Şunlar da iyi lan, oduncu gömlekleri. 14 dolar, 15 dolar. Village Boy. Ha aynen. Western Village Boy gömlekleri. 4.90'da. Benim de var bir tane böyle. Burada da pantolonlar. Kot pantolon, bir de cowboy botu. Gördün mü cowboy botu da gezen insanlar var hala burada. Ha. Cowboy botunu giyiyorlar yani, normal hayatında giyiyorlar. Görmedim henüz ama. Falan görürsün işte. Aslında gireceksin 100 dolara dizeceksin Meksika şeyini, çıkacaksın. Bağcılar kardeşim. O orijinal adres. Oğlum tertemiz bu arada. Abi etiketi üstünde bu arada, sıfır bu. 100 dolardan. 100 dolarmış. 28 dolara satıyorlar burada. Gördün mü fiyatı? Aha güzel. Harbi etiket üzerinde. Ya burada Kolombiya falan da oluyor da işte yani... Onları ayıklamışlardı kanka aradan. Fakir mahallesinde Kolombiya olmuyor işte. Downtown'a gideceğiz. Downtown'dakinde Woodville var. Woodville orada Amerika mı? Genelinde. En meşhuru bunların, en büyük olanı. Orada işte North Face'ler, Kolombiyalar, neydi onun adı söyleyemedim ya. Calvin Klein falan çok fazla. Calvin Klein zaten burada esma etki. Aynen. Onu gördüm, can aldı 3 tane don 15 dolar kanka. Evet. Bedava. Halloween. Takılar, evet. Güzel şeyler var ya. Girsen uğraşsan güzel bir şeyler dizersin yani. Biter miter. Şunlarda altınlar vardı geçenlerde. Bunlar şimdi 2.5 dolar falan mı demeye çalışıyor? 190 dediği 1.90 mı oluyor yani şunlar? 3-5 falan. Kanka şimdi şeyine göre değişiyor da muhtemelen bunlar 3.90 ya. 3.90 tır ya. Ama ya niye buraya koydu acaba? Hayır, 3.90. Armband. Bunların bazı ürünler kanka. Şey koleksiyon tarzı değil mi? Aynen. İyi bir şey yakalsan aslında kaça satıyor mesela şunu? 6.90. Iron Man'i 4.70'e satıyor. Spider-Man mi var bizim? Güzel şeyler var. Burada da var. Bak Meryem Ana buldum bir tane. Arkadaşlar bu güzelliğine kanka. Bu ne lan?
Ha, senin araba gibi ses çıkarıyor. Kaç? 14.90. Bedava. Çok güzelmiş ya. Koy evine oynasın. Aslında şey yapıyorlar şimdi, yeni yazılımlar falan yapıyorlar. Aha, ya. Aha. Buna yapacaksın yazılımı falan. İşte hazır şeyleri oynuyorsun. Al sana robot bedava. Bence vardır bu, pilli millidir ya. Oha, bebeği gördüm, korktum lan. Nasıl korktum şurada? Hmm, Jedi var bak. Star Wars 6.9. Çok hoşuma gitti ya. Çok Amerika bisikleti, baksana bisiklet. Çocuğum olsa alır götürürdüm, al oyna diye. 39. Ya lan ben bildiğin Amerikan bisikleti. Aynen. Çok yeni bisikleti. Aynen. Bineyim mi oyna? I want to play again. Ya o testereyiz değil mi? Testere. Kitaplar, her şey var. Burada elektronikler pahalı, bu tarafta daha ucuz. 4.90 pilates top. Oo, Ghostbusters lan. Hayret avcılarının şeyi. Su akıyor yani. Şu iyiymiş lan, bu ne, kostüm mü? Hı hı. Ha, şu kostüm. Evet. Aha. Çok pis be. Kedi falan beslemiş yani. Geçen bir yere gittim. Adamlar çok kaliteli, çok güzel halılar satıyor falan diyorlardı. Aha. Ben halı lazım eve. Gittim, arkasını bir çevirdim, Made in Turkey. Lan bizim halılar her yerde. Bizim halılar gerçekten çok değerli ama. Şu tablolar da iyiymiş ha. Ama pahalı, 18-20 dolar. Sıfır alırsın. Ay, o televizyon duruşa bak, düşecek ama. Düşsün de parasını çıkaralım diye koymuş. 5 dolar. Ya 200 dolar ver, git Walmart'tan sıfırını al aslında da. Doğru. Elektronikler. Ampermetre mi bu? Aynen. O ne lan? Fotoğraf. Neler var ya. Attention customer, the colors on sale today are blue, yellow, pink. Pay one half and get another iron free. Blue, yellow, pink. Pay one half and one free. Thank you for shopping at Village. Attention cliente, los colores en especial. Aa, o çok iyi bir şey lan. Kahve işi yapıyor. Şurada öğütüyor kanka. O mu çok değerli bir şey, ne kadar? 10 dolar. Bedava. Ama çalışıyorum işte o var. Yo, bu şey ya. Bu kumbara. Nasıl ya? Şey değil, yani kahve öğütücü değil bu. Bu çalışmıyor, bu sadece... Nereden gelirse... atıyorsun parayı? Buradan. Haa, o zaman olmadı. Altını kardeş. Görünce aklıma bir şey yaptım ben de. Bu arada mavi etiketlerde mi bir alana bir bedava? Bu mavi ve sarı etiketlerde diyor. %50 indirim var, bir alana bir bedava var diyor. O ne lan? Kamera alalım mı? Bak, yeni nesil, eski nesil. Bunlar şey değil, filmliler eski. Şuradan bir adam açarsın bunu. Oo, açılıyor lan. Şey kanka. Patlamadı mı? Şey yok herhalde, film yok içinde. Yine bir klik milik bir şey yapmaz mı ya? Oy aslında pili bile var. Film yok. Buraya film takıyordum. Güzel. Sonra buraya geçiriyordum onu. Hatırlıyor musun bunları? Hatırlıyorum. Siyahtı böyle. Ne güzel günlerdi be. Ben de bunun çevirmelisi vardı böyle. O otomatik dönmüyordu böyle. Hmm. Çektikten sonra çeviriyordum. Bana tıkla ses geliyor, bir daha çekiyordum. Güzelmiş ya, hala çalışıyor mu? Var baksana, radyo CD çalar var. Adam modemini satmış lan. Niye CD? Bazıları satmıyor, gelip bırakıyorlar sadece. Çünkü elektronik çöpe atmak yasak burada. Aa. Elektronik çöpe atamazsın. O yüzden geliyorlar, bırakıveriyorlar. Niye, neye atamıyorsun? Ne yasak, alakalı? Elektronikleri atamıyorsun. Geri dönüşüme gitmesin için ya da işte böyle şey için yapıyorlar. Anladım. Yani tam olarak nedenini şeyini tam bilmiyorum ama bana elektronikleri çöpe atma, burada elektronikleri çöpe atmak yasak demişler. Hmm, anladım. Anladım. Şeyisine benziyor. Teleskop var. Teleskop kaçtı, 18 miydi? Çok iyi lan. Aksesuar olarak bile alabilir yani. O da çok iyiymiş. O ne kadar? 20 dolar. 20 lira. Buradaki eksik. Bu ne acaba? Kanka ya mikroskop tarzı bir şey ya da böyle fener gibi bir şey. Şunlar ama trafo gibi bir şeylere benzemiyor mu böyle sanki? Yani burada elektrik mi veriyor acaba böyle? Öyle olabilir, bir şey olabilir bence. Bunu çok da şey yapmadım. Bence bunu onlar da anlamamış. Neyse, 20 yaz geç demiş. 20 yaz geç. Boyutuna göre karar vermiş. Bu büyük bir şey, bu 20 olsun.
buradaki kitaplarda çok güzel şeyler çıkıyor. İnsanlar kitapları Amazon'dan falan satıyor. Gelip aynen. Onu duydum. O güzel bir iş. Bir arkadaşım yapıyor Los Angeles'ta. Ben geçen buldum, bir tane hatta paylaşmıştım. Aha. Kitabın imzalısını 200 dolara satıyorlardı. Hı hı. Orada imzasızdı ama ilk serisi. Yine cilt ilk serisi vardı. İlk serisini de Amazon'da hiç bulamadım. Bir çak kendi imzanı vardı. Geç. Yani ya onun orijinaline bak, sertifika falan da istiyorlar da imzası için. Yani imzasızını bulamadım mesela Amazon'da. Yani imzasız şeklinde satarsan da atıyorum ben orada ne kadar biliyor musun? 2 dolar mıydı? 3 dolar mıydı? Neydi? Hı hı. Ya 30'a 40'a sat yani. Doğru. Burada ne diyor kanka? Hardcover paperbacks. Sert baby book'lar için, normal book'lar için 2 dolar o zaman tanesi. Full size, oversize, hardcover. Ne alırsan 2 dolar mı diyor yani şu an? Çok iyi, topla bunları, sat 10-15 dolara. Fiyatlara mı bakıyorsun? Hadi kardeşim, geliyorum Amerika'da zaman, bir iş. Tamam, şuradan bekle, şimdi bir tane kitap seçelim. Barkodu şu mesela, şu büyük. Büyük şu. Olana Family Medication Guide'e bakalım. Evet. Photo Products diyor. Çekiyorsun fotoğrafını. Direkt gösteriyor mu fiyatı? Bakacak şimdi ona. Ne kadarmış? 30.84 30 dolar. Burada ne kadar diyor? 2. 2 dolar. Yani iş bu. Oğlum bunu çok iyi lan. Buradan. Burada 20 dolardan listeliyorsun. Böyle toplasan zaten, listelesen bir sürü. Bu işte. Yani iş bu. Gerçekten gel. Burada her gün çıkar abi kitapları, tek tek okut. Yani gel bak, bu 30 dolar. Bir tane daha bakalım lan. Bir tane de basit bir şey bakalım. Merak ettim. Bakalım o da pahalı çıkar. Yo, bakıyorum, şey olarak bakıyorum ya. %30 off yazmışlar. Evet. Muhtemelen, yok bazı kitaplar hani o deniyor diyor ama bakalım neymiş. Bir bakıyorum 200, üf. O 7 dolarmış mesela bu. Ha, bu bir şey değilmiş. Bu bir şey tane, mi? Set of Daniel diye. Bir tane incemsi böyle basit bir şey, şu mesela. Hadi bakalım. Bu pahalı çıkabilir ha. Ben öyle hissettim, köpeklerle ilgili spesifik bir şey ya. Fast and Furious. Fast and Furious. Ne çıktı karşım? 8 dolar. Yine iyi, 2'ye alıyorsun, 8'e satıyorsun. Amazon kaç keser bu işten? Ya tam şeylerini bilmiyorum ama 2'ye alıp atıyorum 20'ye sattığım bir şeyden senin karın bir 5-6 dolar falan olur yani. Yani doğru. 5-6 dolar olur karın 20'ye ama 20'ye yani... sattığım bir şeyden 5-6 doların olur. Ha. Bayağısı gidiyor o zaman. Bir yarısı gidiyor. Bayağı gidiyor ya. Vergiye gidiyor, işte kargosuna gidiyor, Amazon. Amazon'a gidiyor. Ya ben tam içeriğini Amazon'unkini gerçekten bilmiyorum. O konuda bir şey söyleyemem ama yani %100 sattığım bir şeyden sana kalan %20 falan oluyor yani. %100 kârla sattığım. Ama en kötü kitabı yine bak mesela Learn ya, Like Apple. Direkt kafadan bulduk yani. Şuna bir bak kanka. Direkt kafadan bulduğumuz şey 30-40 dolardı yani şeyde. Bakalım ne çıkacak. Benim eline bak. 14 dolar. Şu 14 dolarmış bu. İyi, güzel. Yani zaten gidip de hani ne yapacaksın abi? 3 dolar kitabı zaten almazsın yani. Al. Bu gider. Az önce baktık. Kalın kalın böyle güzel kitaplara bakacaksın. Masaj falan diyor kanka, medikal falan. Şekilli diyor. Kitaplara bakacaksın. Bir bakacaksın 200 dolar. Sonra arabanı alacaksın. Bu 22 dolar. Güzel para. Yani 2 dolar al, 22'ye sat. Bir de burada toplu aldığın zaman indirimle yapar. Yani ben şunları aldım, bana bunları 10 dolara ver desin. Adam al git ya der. Bu arada bunları almak yerine toplu da alabiliyorsun. Yani koca bir tane şey gönder ona sana. Tır gibi. Paletin içinde böyle kocaman, yani içinde belki 5000 tane kitap var. Ne kadar alıyorsun biliyor musun? 200 dolar alıyorsun. Benim arkadaş öyle yapıyor işte, paletten alıyor kanka. Paletten alıyorsun abi. Ondan sonra, sandalye çok güzel değil mi? Yukarıdaki paltoları şeylere bak lan. Ne o? Tulum mu? Ha, tulum ha. Bak Kenhart. Sana demiştim ya markayı. 56 dolar. Giyiyorsun kışın. Kar sana işlemiyor. Kanka güzel vallahi. Çok iş imkanı var. Çok yapılacak yani, şey bu, var ya. Bu bizim burada birkaç tane daha Türk yapıyor. Aha. Ben gördüm. O yüzden çok da şey yapmak istemedim hani. Hmm. Artık cadı kazanına dönmüş. Bir tane şey vardı. Bilmiyorum ismini ansam mı diye. Gene bir gezgin de. O gezgin bir ara birisinden kopyaladı bu işi, yapmaya kalktı filan, böyle elini yüzüne bulaştırdı filan. Hmm. Yani o yüzden çok da şey yapmak istemedim yani. Anladım. Bilmiyorum. Sıkıntı yok kanka, tablolar falan da güzel. DVD'lerden de çok para kazandı. Bunlardan yani. Da mı para geliyor? Aynı şekilde. Oğlum kim ne yapıyor ki DVD? Artık DVD mi kaldı? Kanka, plaklar. Plak, DVD. Türkiye'de nasıl plaklar, eski plaklar şeyse, hı-hı, burada da DVD'ler aynı şekilde. He, o zaman Türkiye'de şey. İleride de DVD'ler yani, karlı. Tabii. Kaç? 1 dolar. Bir dolar mı? Dolar. Meksika şeyi plağı. Çok iyi lan.
Ben şu oyuncağım bile normalde Amazon'da daha pahalı olacağını düşünüyorum. Sen şu an neyi çekersen çek görebiliyor musun fiyatını? Oğlum Amazon çok iyi ya, çok iyi ya. Şey de Google Lens gibi işte. Bu sistem çok iyi ya, teknoloji. 30 çıkar mı? Bakalım. Var mı? 17. 17. Oğlum aynısından lan bir sürü var. 17 dolar işte. Burada 6.90. Hiç pahalı. Değmez. Evet. 3-5 dolar olsa değerli. 24'e var, 29'a var, 26'ya var. Yani neye ettirirse gidiyor işte. Çok iyi. Bu 40 falan olsa olurdu. Yani 40 falan olsaydı Amazon'da evet. Bir şey yarar. Çok iyi. Kaan siyah çıkarttır, bunu değiştir ya. İmza güzel ama renkte sıkıntı. Renk biraz şey renk gibi. Evet, renk biraz altın, biraz cırt altın olmuş. Olsun be, altın olsun saçlara ithafen. Doğru. Burası lavanderia, yani laundry, yani çamaşırhane. Şimdi çamaşırlarımızı vereceğiz Rıdvan'la. Bakalım nasıl. Nereye? Buradan bir tane süre geçelim. Devam kanka. Bu şehir kocaman bir yer. Uygulamayla mı? Ya para at. 5 dolar, 10 dolar falan filan. Evet, 20 dolarınız varsa kardeşim böyle atıyorsunuz. O size... Bunu verme lan. Ne vereyim? Oğlum 20... Kaçınca 20 tane bozul sen. Yok ki başka. Söylesene oğlum, arabada var mı? 26, sen 25 25. Ama 25 sen işte çeyrek. Yani eksik mi kaldın? Evet, benim arabadan bakacağız şimdi. 5 dolar vardı orada. sen at oradan şimdi. Buradan bozuk para mı almam lazım? Bozuk para alacaksın. Tamam kardeşim, atıyorum. Sen devam et. Şimdi birileri atı bozuk almak gerekiyormuş. O yollayacak inşallah. Geri geldi lan. Şu ucunda şey var. O mu acaba? Tamam, bir daha deneyelim. Hadi oğlum. Puh. Ya oy. Bir sonraki. Ya sıçarım böyle şey yani. Şunu at. Hayda, işimiz var ya. Kamışın gibi olsun. Aynen. Yok, demin atmaya çalıştım, olmadı. Ben çekeyim seni. Ben. Yok yok, sıkıntı yok kanka. Diyor ki, şununla aynı diyor fotoğraf, bu şekilde gelecek diyor. İspanyol bir, yani Meksikalı bir abla geldi söyledi. Ne alaka lan? O şekilde. Saçma değil mi? Para paradır yani, tersine değil mi? Böyle buradan bozukları veriyor. Şey de çok güzel. Şimdi bu adam buradan bozuk paraları alıyor ya. Aha. Bu adam bütün para lazım, bankaya gittiğinde İşte bozukları bitirmek için de para alır banka. He. Bu adam bunu koymuş buraya, bize de bozuk para lazım. O kendi arası çiziriyor işte bu adam. Güzel. Şimdi bunlar ne veriyor bize? 25 mi veriyor? 25 tane. Quarter yani. Yok. Quarter mı abi? Karşım bayağı quarter'ımız oldu. Bu benim quarter'lar, bu o senin quarter'lar o zaman. Bu da senin quarter'lar. Hadi. 5 vardı la bende, fazla oldu. Olmadı, baksana 5 var orada. Evet, böyle takıyoruz sonra. Yaptım. Şimdi deterjan mı? Deterjan aldım. Nereye kanka? Üste. Hmm. Ne kadar dozu? Dökeyim mi öyle? Göz karar dökeyim mi öyle? Oğlum nasıl bir şey ya? Niye çift taraflı ki? Burayı açtığında daha hızlı boşalıyor buradan işte. Nereye döküyorum? Ben de ilk defa kullanıyorum, biliyor musun? At ortaya kanka. Çok oldu lan. Parayla at. Aynen. Parayla. Şimdi tek tek atacağız. Evet. Ben şuradan at işte. Evet kanka. 1.25 gitti. O meziyet la bu. Şeyden düşüyor. Kurutmayı yapacak mı? Kurutmayı öbür makinelere koyacağız. Ha, bir de ona para vereceğiz. 25 sent olacak. Aa, o bir şey değilmiş. Gayret. Bitmiyordu. Tamam, şimdi start mı diyoruz direkt? Kanka sıcaklığı belli mi? Bak burada. Warm. Start.
30 dakika. Güzel. Şimdi biz hesaplarımızı yaptık. Yarım saatte 5 dolar alıyor sürü makina. 24 saatte bayağı alıyor. Hadi 4 saat yattı diyelim. 20 saatte 50 dolar alıyor dedik, değil mi? Kaç makine var? Çarpı 50. 60, 50 mi dedik? Farklı çıktı lan. 50, 200 dolar dedik ya. 50 dolar demedik. 20 saati 200 dolar. 1 saat 10, 20 saati 200, doğru. 50 makine dersek 10 bin dolar. Makine başına 100 dolar diyelim. Yarım gün yatırıyor mu makineyi? 5 bin dolar. He. Günlük 5 bin dolar yapsa, yarım gün yatar kanka şimdi. 24 saat yarım gün yatmaz lan. Başlasın. Baksana nasıl dolu. Gece 4 saat yatar dedim. Gece kimse gelmiyor. Ha, gerçi doğru dedim. Yani 10 saat, hani 12 saat çalışıyor diyelim. Kaba hesap. 100 dolar, ne yapayım, 5 bin dolar yapar günlük. Sadece bu makinede. Ayda 150 bin dolar para yapar. Doğru. Bir de burada şeyden daha fazla var ya. Şunlar gerçi kurutma şimdi, dur bakayım. Şunun arkasında var mı? Şunlar da kurutma, burada yok. Ha, bu da şey, merdaneli. Merdaneli varken peki niye insanlar hani onu kullanıyor da bunu kullanmıyor? Oğlum kartla da ödeniyormuş uygulamadan falan. Güzel, sistem güzel. Uygun mu acaba, öyle bir şey mi? Daha mı? 25 saat ya, 3.5. Bunu da yıkardık lan, ne uğraştık. Seninki fazla, aynen seninki zaten o kadar yok. Ben bunu da görmedim, biliyor musun? İki çevirecek zaten, çok önemli değil yani. Şekil olsun işte. Şu makine sayalım, orada var. Burada. Oğlum üstünün numaraları var ya zaten, 40'ta şu an şurası. 18 orası, 40 falan, 41 kanka, 41 makine var. Onlar kurutma ama. Bunlar daha büyük makineler işte. Evet. Daha fazla yüklü. 11 dolar. Evet. Doğru, bir de büyük makineler var. He, onları orada yıkıyorlar. Güzel sistem böyle, yarım saat sonra. Kapı nasıl oluyor? Otomatik mi açılıyor? Hadi bakalım. Una vez kardeşim. Otra vez. Hadi destur çek. Neyi alayım? Yeşilliği al lan kafasını. Anca kafasını. Oraya gitmiyor galiba. Gider. Hafif sol yap. Lan burası iyi. Ortada tamam. Bismillah de. Hadi Reyhan'ın şansına. Olmadı sanki. Tüh. Reyhan'da şans olsa zaten benim olmazdı. Şunu alayım mı? Oo, oynama daha, boş ver. Zor. Cama gelir kanka. Cama gelsin zaten. Abi, bir ayağı camda kalacak ama. Az sağa yap bence. Aa, döndü. İyi. Güzel. Aldı mı lan? Ah, böyle görmüşüm. Bir daha yapsan alırsın. Alacağım onu. Hadi aslanım. Gitti 50 dolar. Oğlum zaten o 3 dolar alırdık biz şuradan gidip. Biliyor, alacağım da gitmiyor oraya. Heyecanlı bekleyiş. Oradan bir baksana. Burası iyi kanka. Hadi. Hadi oğlum. Aldım onu. Aldım onu. Aaaa. Aa, bunlar hep hileleri biliyorsun. Bunları para kaptırmış. Oynama kardeşim, boş ver ya. Şuna gitti. Elimi sıkmaz. 24'ü mü? Öyle bir şey. Bak, Cadılar Bayramı hazırlığı. Çok iyi yapmamışım bu arada. Adamın eve bak ya. Çok iyi kardeşim. İçeriği falan da Azrail mazrail doldurmuş. Hayalet, çok güzel. Seviyorlar bu işleri ya. Şeyler diyorlar. Adam çoktan böyle iskele sarkıtmış. İskele çıkartmaya çalışıyor falan böyle. Yani gezerken etrafı sokakları falan böyle çok daha güzel şeyler görüyorsun. Doğru. Bir dakika farkla koymuş. Tam zamanda gelmiş. Evet, benimkiler bitti sayın seyirciler. Açıyoruz, bakıyoruz. İyi. Tamam kanka. Ha, böyle valiz bırakınca çalmıyorlar yani. Ne yapacak adam? Vay be, doğru diyorsun. Karşım tamam. Tamam. Böyle iteliyoruz. Kurutmaya doğru geçelim. Şu altı iyi mi? Ama yukarıdakine 25, alttakine şey, yukarıdakine 3. O 3 dakikası kalmış. Ha, onu mu diyor? Bakalım. Böyle atıp kurutuyoruz.
temiz. O neydi lan? Benim de hiçbir şeyim yokmuş ya. Şimdi 25'i şuraya atıyorum galiba. Tekrar bakıyorum. Tek şey var şimdi. Aşağıya bas. Thank you. Thank you. Tamam. Thank you. Basit ama yani 20 aşağı saydı toplam 50. 10 dakikada boş vakit geçirdin. 1 saate ayarlıyorsun. Ve bu 25 cent. Yıkama 4 dolar. Toplam 4.25. Uygun. Güzel. Bitti. Bir de insanlar sonra tek tek katlıyor böyle. Çok iyi. Bak burada ablalarımız. Gayet güzel. Aa ne güzel katlıyor lan çatır çatır. Ben ne yapıyorum? Balla dolduruyorum. Eve götürüyorum. Poşete çıkıp basıyorum ya. Eve götürüyorum ve tanesini atıyorum hepsini. Benim de öyle. Şey diyorlar ya. Eğer yeni yıkanmış eşyalarınızı yatağın üstüne atarsanız işte. Onu işte kaldırmadan yatmıyormuşsun falan filan, anladın mı? Hani eğer üşeniyorsan onları katlamaya falan, yatağın üstüne at diyor, onu mutlaka kaldırıyorsun diyor yani. Hmm. Kendine şartlanmış oluyorsun. Anladım. Ben ne yapıyorum? Yatıyorum yatağın üstüne yatıyorum. Sıcak oluyor, çok tatlı oluyor. Kurutmadan çıkınca. Evet, bu da bitmiş. Bakalım nasıl? Oo mis. Kardeşim sımsıcacık. Bunları dolduralım.